Çok hızlı bir noktaya bağlayayım. Tüm bunları kuramsal olarak nereye bağlayayım? Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin düzenlediği 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 26, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ne gerçekleştiriliyor. Toplam 390'dan fazla akademisyenin yanı sıra dernek ve sendika üyelerinin de konuşmacı olarak katıldığı 78 oturumda uluslararası ilişkilerden ekonomiye, azınlık haklarından toplumsal cinsiyet rollerine kadar pek çok farklı konu ele alınıyor. Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Galip Yalman, derneğin faaliyetlerine ve bu yılki kongreye ilişkin görüşlerini aktardı. İlki 1980 yılında 12 Eylül'den birkaç ay önce yapılan, sonra 12 Eylül dönemi girince ikincisi 1989'da yapılabilen, 1989'dan sonra da önce 3 yılda bir, 1995'ten itibaren de 2 yılda bir düzenli olarak ve hepsi de ODTÜ'de yapılmaya gelen, şu açıdan da kendine özgü ya da eşi olmayan bir yanı var. Sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çalışan, tarihten, felsefeden, psikolojiden, işte iktisada ve diğerlerine alanlardan insanların, bilim insanlarının diyeyim, katıldığı bir kongre. Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Eski Başkanı Oğuz Oyan, derneğin geçmişine ve özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 67 yılından sonra bu dernek iki tane büyük askeri darbe dönemi yaşadı. Buna rağmen ayakta kalmış bir dernektir. Çünkü esas olarak her ne kadar faaliyetleri, bilimsel faaliyetler için siyasi alana giriliyor olsa da, yani siyaset alanında çok sayıda araştırmaya yer veriyor olsa da doğrudan günlük siyasete girmeyen bir dernek. Zaten bu tür bilimsel kongrelerin kendisi, kendi içine çok sayıda siyasi mesajı taşıyan kongreler, bunların sürdürülebilir olması önemlidir. Oğuz Oyan aynı zamanda kongrenin yaşadığı finansman sorunlarına ilişkin de konuştu. 4-5 yıl öncesine kadar belirli kurumlar, yani işleri bu tür etkinlikleri desteklemek olan, örneğin TÜBİTAK. Yani zaten varoluş amacının bu olması gerekir, fakat son derece politik tercihler yapıyorlar artık. Bizim gibi özgürce tartışılan, her şeyin özgürce tartışılacağı bir takım şeyler, bilimsel kongreler yerine daha kendine yakın görüşlerin tartışılacağı kongreleri desteklemeyi tercih ediyorlar. Bir takım kurumlar da, yani işte ne bileyim, ODTÜ'den, siyasaldan mezun olmuş insanları çok sayıda biz Merkez Bankası'nda, yok Ziraat Bankası, İş Bankası, şurada birçok bankada görüyoruz. Eskiden onlar aracılığıyla bu kurumlardan da destek alabiliyorduk. Şimdi herkes kendi kabuğuna çekildi. Aman Sosyal Bilimler Kongresi'ne çok yanında gözükmeyelim şeyi oluyor. Tabii Çankaya Belediyesi son iki kongredir bir takım yazılı bizim işte bu bildiri kitabı vesaire program, bunların basılmasına katkıda bulunuyor. Onu burada zikretmek gerek. Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Güngen ise bu yıl düzenlenen kongrenin daha öncekilerden farklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yani bu kongrenin diğerlerinden farklılığı nedir diye soracak olursanız, bu kongre açıkçası uzunca bir süre söz söyleme olanakları elinden alınmış bir sürü insanın bir araya geldiği ve tekrar birbirini bulmaya çalıştığı bir kongre. Öyle söyleyebilirim. Biz üniversitelerden atılmış çok sayıda hocamız, çok sayıda bilim insanı bu kongrelerde bildirilerini ve çalışmalarını sunuyorlar. Aynı zamanda Ankara'daki üniversitelerde, İstanbul'daki üniversitelerde ki hocalarla başka üniversitelerdeki, taş üniversiteleri diyebileceğimiz üniversitelerdeki genç araştırmacıların, bilim insanlarının tanışması, fikir alışverişi yapması, ortak çalışmalar için bir zemin hazırlaması gibi bir şeyi de var. Ülkü Doğanay ise Ankara Dayanışma Akademisi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İhracımızın üzerinden üniversitelerden aslında epeyce bir zaman geçti. İşte 2007-2016'nın sonu ve 2007 yılının ilk yarısı aslında hani barış imzacısı akademisyenlerin üniversitelerin dışında konumlanmaya zorlanmaları diyelim, kibar bir ifadeyle. Ama bu hani bizim sözümüzü söylemekten vazgeçmemiz, akademik çalışma yapmamamız, öğrencilerimize, okullarımıza ulaşmaktan vazgeçmemiz anlamına gelmedi. Bu seferkinin farkı, Ankara Dayanışma Akademisi çatısı altında biz 4 oturum
düzenledik. Yani ada oturumları başlığıyla kongrede 4 ayrı oturumda demek ki 12'den fazla aslında bildiri sunuyoruz. Kongreye katılan öğrenciler de takip ettikleri oturumlara ilişkin gözlemlerini paylaştı. En çok ilgimi çeken hepsine katılamadım çünkü diğer şeyleri de gezmek istiyordum. Ama kadınların yaşadığı şeyleri bir makale halinde hazırlamışlardı ve bunu somut bir şekilde görebilmek cidden hani şu an Türkiye'de olan durumları ya da dünyada olan durumları bayağı net bir şekilde görebilmemi sağladı. Dış politikada kadın inisiyatifiyle ilgili oturuma katıldım. Dış politikada ve iç politikada kadının yeri, akademide kadının yeri, akademide kadınların yükseldikçe nasıl aslında daha az imkan tanındığı onlara ve daha az yer aldığını, hocalarımız aynı zamanda bunlarla ilgili araştırmalar yapmışlar. Bunların sözde kalmaması ve aynı zamanda akademik verilerle desteklenmesi benim için daha iyi oldu.